Bu ne? Yusuf Kayaalp videosu gelmiş. Bakalım. Türklerin en uzun yüzyılı. Bu video Paradox'un Aa, geliştirdiği Victoria 3 Victoria 3 çıktı ya. Doğru, tüm oynayamadım da hiç. Benim katkılarıyla çıktı. hazırlanmıştır. Paşalar, yenilik çalışmalarımızı gördükçe duygulanıyorum. Bu harika çalışmalardan dolayı sizlere minnettarım. Eyvallah hünkârım. Eyvallah mı? Şey, teşekkür ederim demek istedim. Ha şöyle. Şimdi bu yeniliklerimizi yeni nesillere anlatmamız lazım. Çok ulevli bir karar padişahım. Çok yerinde bir karar demek istedim. Hadi evlatlarım, gidin Avrupa'ya, oradaki yenilikleri takip edin. Böylece modern Osmanlı'nın mimarları olun. Emredersiniz. Bu işi de hallettiğimize göre sıra umumhanelere... Kahrolsun mutlak monarşi, yaşasın demokratik Türkiye. Monarşinin meclisi büyük olacak yalnız. 1800'ler. Osmanlı İmparatorluğu 2. Mahmut'un yenilik arzularıyla kökten bir hareket geçiriyor. Avrupa'nın dışlanmış, sevilmeyen, doğulu ve geri kafalı imparatorluğu artık çağa ayak uydurup prestij kazanmak istiyordu. Bu geri kalmış ortaçağ zihniyeti imparatorlukta ekonomik ve siyasi sorunlardan tutun kültürel krizlere bile zemin hazırlamıştı. Yapılan her yenilik hareketine bazı kesimler ya dini ya da geleneksel alışkanlıklarından dolayı karşı geliyor ve Osmanlı'nın doğrulmasına çomak gavur sokuyorlardı. Padişah. Fakat Padişah 2. Mahmut gelenekçilerin dışmanı... Biz gavur padişah istemezdik. Halledilsin. Uğramak istemiyor, ne pahasına olursa olsun değişmek istiyordu. Bu yüzden ona karşı gelenleri de ağır bir şekilde cezalandırmaktan geri durmadı. Sultan Mahmut isteklerini ve yenilik fikirlerini devlete entegre ederken bunu gelecek nesillere daha iyi tanıtabilmek adına onları Avrupa'ya eğitim almaya yollamıştı. Fakat ilerleyen dönemlerde eğitim alan bu gençler Osmanoğlu sülalesine karşı amansız bir yarışa girecekti. Nasıl mı? Bunu sizlere sosyal medya yasasından sonra enflasyonun kaç olduğunu bilemediğim Türkiye'de sadece bir like'la anlatabilirim. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Avrupa'ya eğitim almaya gelen genç Osmanlılar jenerasyonu buralarda eğitim alırken Fransız devriminin etkileriyle yeni yeni siyasi fikirlere sahip olmuşlardı. Bu gençler Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar ayağa kalkması için yeniliğin şart olduğunu fakat bu yeniliğin de öyle batılı tarzda saraylar yapıp onlar gibi giyinmekle yapıldığını düşünmüyorlardı. Onlara göre en önemli sorun rejimdeydi. Zira Avrupa eğitim ve ekonomi dışında halkı da yönetime dahil ederek demokrasiyi dibine kadar yaşıyordu. Ayrıca bu gençlerin en önemli özelliklerinden biri de hem batı hem de doğu kültürünü çok yakından tanımalarıydı. Yani bugün yok Z kuşağı, yok Y kuşağı diye millet kendi kuşaklarının meziyetlerini sayıyorken bu gençler imkanların kısıtlı olduğu bu dönemlerde mutlak Osmanlı monarşisine karşı akımlar oluşturuyordu. Doğu'nun rezalet durumu karşısında Batı'nın zenginlikleri onları deli ediyordu. Bütün bunlara birebir şahit olan ve Batı ekolünde büyüyen bu genç grup Avrupa'ya hayranlıkla izliyor, padişahı mecliste kontrol altına almak istiyorlardı. İşte bu genç kitleye yeni Osmanlılar veya Jön Türkler diyorlardı. Her ne kadar yeni Osmanlılar ve Jön Türkler farklı farklı gruplar olarak adlandırılsa da teoride hepsi meşrutiyeti istiyordu. Sadece arada kuşak farkı ve farklı fikir yapısı vardı. Yine günümüzde örnek vermek gerekirse Y kuşağı yeni Osmanlılar, Z kuşağı da Jön Türkler diyebiliriz. Sultan 2. Mahmut'un zeminini attığı ve Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleşen Tanzimat Fermanı kendi kendini oluştururken bir nevi zıttını da oluşturuyordu. Tanzimata muhalif olarak ortaya çıkan bu grup yenilik fermanının yetersiz olduğunu savunmuş ve mutlak zaferin meşruti yönetimle olacağını vurgulamışlardı. Daha sonra Sultan Abdülaziz döneminde harekete geçen bu genç kuşak işi resmiyete dökerek Yeni Osmanlılar adında gizli bir cemiyet kurmuşlardı. Cemiyet İstanbul hükümetine, yani sadrazama karşı bir gruptu. Padişahı da ancak meclis şartıyla kabul ediyorlardı. Tabii bütün bunları düşünürken padişahın ve sadrazamın gözüne batmışlar. Bu sebeple de birçoğu ülkeden kaçarak Avrupa'ya yerleşmişti. Harika bir iş yaptık Namık. Yaşasın meşrutiyet. Doğru söylüyorsun Ali ama yapmamız gereken önemli şeylerden biri bu fikirlerimizi Osmanlı halkına yaymamız. Ama şu anda onlardan kilometrelerce uzağız. Bunu aşmamız lazım. İyi ama Twitter daha icat edilmedi. Ne yapacağız? O dönemlerde başka bir sürgün yaşayan isim de Mustafa Fazıl Paşa'ydı. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu, İbrahim Paşa'nın da oğluydu. Gücü ve kudretini varın siz hesaplayın. Ayrıca oldukça zengin biriydi ve İstanbul hükümetinden de nefret ediyordu. O da meşrutiyet isteyen ünlü isimlerden bu fikirleri biriydi. Değişebilir. Ama yaptığı eleştirileri onu Paris'e kadar sürmüştü. Bu sebeple Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin başkanı oldu ve cemiyetin önde gelen isimlerinden Namık Kemal ve Ali Suavi gibi isimleri fonlamaya başladı. Mustafa Fazıl Paşa tarafından cemiyete şıkır şıkır para aktığını gören bu ikili Londra'da Muhbir adında bir gazete kurdular. Fakat ikili arasında anlaşmazlıklar olunca Namık Kemal Muhbir'den ayrılarak Hürriyet gazetesini kurdu. Muhbir ve Hürriyet gazeteleri Osmanlı yurduna gizli gizli sokuluyor ve tüm halka meşrutiyet fikirlerini empoze ediyordu. O zamanki yeni nesil Hürriyet fikirlerini oldukça benimsiyordu. Mustafa Fazıl Paşa'nın bitmeyen bu parası genç Osmanlılara çok büyük avantajlar sağlıyordu. Lakin günün birinde Mustafa Paşa Paris'teyken Osmanlı Padişahı Abdülaziz Fransa'ya geldi ve "Vay paşa, ulan bitmedi mi paranın anasını satayım? Hünkârım, denizde kum, bende para bitmez biliyorsunuz. Ulan nasıl takmışsın ortumu devlete paşa? Bok gibi param var. Dedem sağ olsun hünkârım. Babamın kemikleri sızlıyor oğlum, öyle deme. Sayenizde o zaman hünkârım. Ne lan bu cemiyet memiyet ayakları? Oğlum boş ver bu işleri, hadi gel affediyorum seni." diyerek paşayı affederek onunla birlikte İstanbul'a döndü. Böylece yeni Osmanlılara akılan para akışı durduruldu. Ama meşrutiyet fikri çoktan öğrencilerin kafasına girmişti. Bunlar olurken Rus yanlısı olan Sadrazam Mahmut Nedim Paşa
Paşa'nın kafasını kuma gömmesiyle Rusya ülkenin iç işlerine kadar müdahale ediyordu. Bu medrese öğrencilerini deli etti ve isyanlar başlayınca Abdülaziz sadrazamı görevden aldı ve yerine Mehmet Rüştü Paşa'yı atadı. Ayaklanmacıların isteği üzerine de Hüseyin Avni Paşa'yı silahlı kuvvetlerin başına getirdi. Meşrutiyet isteyenlerin lideri olan Mithat Paşa'yı da istemeyerek nazır yaptı. Böylece güç kısmen de olsa Hüseyin Avni Paşa, Rüştü Paşa ve Mithat Paşa'nın eline geçti. Bu üç paşa gizliden gizliye planlar yaparak meşrutiyeti ilan etmek istiyorlardı. Paşalar, derhal harekete geçmemiz lazım. Güç bizde. Aziz'i tahttan indireceğiz ve meşrutiyeti ilan ederek yıllarca süren rüyamızı gerçekleştireceğiz. İyi ama bütün bunlar için bir rehbere ihtiyacımız olacak. Ne öneriyorsun? Victoria 3. Victoria 3 19. ve 20. yüzyıllarda onlarca ulusa siyasi, askeri, hukuki ve ekonomik olarak liderlik edebileceğiniz harika bir strateji oyunudur. İster Amerika kıtasındaki keşif rekabetlerine katılın, ister Avrupa'nın yenilik yarışına girin, ister Kavalalı Mehmet'in Mısır'ında Osmanlılar ve videoda anlattığımız tarihsel dinamikleri Victoria 3'e harika bir şekilde entegre eden Paradox'a teşekkürler. Detaylar açıklamasında. Yine yedik. Aa, nerede kalmıştık? Paşaların darbe girişiminde. Oyun paralı mı? Paralı tabii de. Ya güzel bir oyun Victoria bu arada. Dün çıktı daha. Ben de aldım bakalım, oynayacağım inşallah. Bir güne bir bakarım tadı nasılmış diye. Sizi tahttan indirdiler, ölümüne sebep oldular. 5. Murat'ı meşrutiyet ilan etmesi için tahta çıkardılar ama kendisi delirince 2. Abdülhamit de bunu yaparak 1. meşrutiyet dönemi başladı. Meclis iki kısımdan oluşuyordu. Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan. Meclisi Mebusan'daki milletvekillerini halk seçiyordu ve görev... Sen de sporluk mu aldın? Yok, benim sporluk... Sponsorluk almadım, ben Paradox oyunlarını oynuyorum genel olarak. Ya ondan öyle dedim. Süreleri 4 yıldı. Meclisi Ayan'daki milletvekillerini ise padişah seçiyordu. Görev süreleri de tabii ki sınırsızdı. Böylece ilk kanun çıkarıldı ama padişahın yetkileri yine olağanüstüydü. Mesela padişahın sınırsız veto hakkı vardı. Basına sansür uygulama hakkı vardı. Anayasayı askıya alma hakkı vardı. Meclisi açma ve kapatma yetkisi vardı. Gerekli gönlünü sürgün etme hakkı vardı. Bütün kararlar padişah tarafından onaylanırdı. Yani devlet yine padişahın ellerindeydi. Ama ilk sene işlere müdahale etmedi ve Mithat Paşa ülkeyi 93 harbine sokarak zaten yıkılmaya yüzünü düşündü. Abdülhamit Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyle meclisi süresiz tatil etti. Mithat Paşa'yı sürgüne yolladı ve istibdat dönemi olarak adlandırılan süreci başlattı. Artık meşrutiyet rafa kaldırılmıştı. Bunlar olurken diğer kahramanlarımız olan Namık Kemal ve Ali Suavi ne yaptılar? Namık Kemal bu süreçte sürekli sürgünden sürgüne muhalefetine devam etti. Ali Suavi ise padişah meclisi süresiz tatil edince delenerek 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için Çırağan Sarayı'nı basmış ama 7-8 Hasan Paşa tarafından kafasına sopayla vurulmak suretiyle oracıkta öldürülmüştü. Şimdi bir anlığına kendinizi Abdülhamit'in yerine koyun dostlarım. Tahtın yegane sahibisiniz. Şanınız pektir ama amcanız ve abiniz çok kolay bir şekilde tahttan indirildi. Bu sizi ister istemez tedirgin etmiyor mu? Yani düşünün, Abdülhamit'in o dönem girdiği triplerin haddi hesabı yoktur. Bu yüzden Sultan Abdülhamit kendi deyimine göre ülkenin istikrarı için sınırsız monarşi dönemini başlattı. Fakat muhalif kesimler ise padişahın yetkilerini paylaşmak istemediği için sert bir yönetim benimsediğini vurguluyorlardı. Sultan Abdülhamit istibdat döneminin daha başlarında çok cesurca bir karar alarak meşrutiyetçilerin lideri olan Mithat Paşa'yı hapse tıkadı. İlerleyen dönemlerde idam edilecekti. Sultan ülkenin tamamına yayılmak için bütün yurdu kapsayan bir hafiye teşkilatı kurdu. Hafiyeler ihbarlarını jurnal adı verilen raporlarla saraya iletiyordu. Jurnalcilere ödenen paranın haddi hesabı olmadığı için çoğu zaman saraya yalan yanlış iftira bilgiler sızdırılıyordu. Abi cimer diye bir şey. Saray bunu bilmesine rağmen istihbarat yapısına zarar gelmemesi için bunları görmezden geliyordu. Yani o dönemlerde iftiracı bir jurnalciyseniz ve yakalandıysanız üzülmenize gerek yok dostlarım. Ne bir ceza alacaksınız ne de size akılan para akışı kesilecek. Sadece padişaha bağlılığınızı bildirin yeterlidir. Bu dönemde ülkede toplu sürgünler meydana gelerek Osmanlı'nın aydın isimleri... Padişah iletişim merkezi, aynen öyle. Zorlu hayat şartlarına maruz kalıyordu. Sultana karşı girişimde olan subaylar ölüm cephelerine yollanıyor, oralarda yok olmaları bekleniyordu. Padişah oldukça güçlü olmasına rağmen bu isimleri idam gibi yöntemlerle yok edemiyordu. Zira devlet bürokrasisi ve halkın büyük bölümü bu adamlarla aynı fikirdeydi. Hatta bizzat kendileriydi. Padişah ordunun siyasete karıştığını bildiği için sürekli ordudan kuşkulanıyordu. Her ne kadar Abdülhamit döneminde Almanya ile ilişkiler kurulup ordu modernize edilse de padişah modern silahları ordunun kullanmasına izin vermiyordu. Yani kullanmak için özel bir izin gerekiyordu. Abdülhamit'in 30 yılı aşkın sert yönetimi ülke içerisinde büyük bir ayaklanmanın da müsebbibi olmuştu. İttihat ve Terakki adında kurulan bir cemiyet meşrutiyetin tekrar gelmesini istiyordu. Padişahın devlet yönetimindeki ağırlığı onu oldukça yormuş, sultan 30 yılda çökmüştü. Her ne kadar padişah istibdat döneminde ağır eleştirilere maruz kalsa da kimi tarihçiye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrünü 50 yıl uzatmıştır. Kurduğu denge politikasıyla birçok siyasi krizden kurtulmuş, Balkanlardaki ülkeleri kendinden uzaklaştırmak için birbirlerine düşürmüştür. Fakat bütün bunları sert bir mizaçla yapması onu Kızıl Sultan olarak dillendirecekti. Ayrıca ülkenin genç kesimi de padişahın sert tedbirlerinden bıkmışlardı. Sonuç olarak iddiaçıların önde gelen isimlerinden Enver Paşa'nın hürriyetçi karakteri padişahı tekrar meşrutiyete sürüklemiş, akabinde yaşanan olaylardan dolayı da Sultan 2. Abdülhamit tarih sahnesine veda ederek tahtı kardeşine bırakmıştır. Bu andan itibaren... Fark ettiniz mi bilmiyorum ama adam hafif öne eğik, sebebi de burun. Peki bunu duymasın. Yasaklıyor burun kelimesini çünkü. Rahatsız ettiği için.
ikinci meşrutiyet dönemi ve yeni kanuni esası duyuruldu. Fakat bu sefer padişah kukla bir makama dönüştürülerek bütün yetkileri elinden alındı. İddiaçılar da padişahın zıt versiyonuydu. Onlar da oldukça hayalperest kafalara sahipti. Aslında onların da kendilerine göre belli başlı haklı sebepleri vardı. Zira Trablusgarp ve Balkan savaşlarıyla Osmanlı İmparatorluğu 100 yılın en büyük darbesini almıştı. Bu iddiaçıların zoruna gidiyordu. Kötü canım, tabii kötü. Mesela ben şimdi bir tane yöneticiye kel desem, yönetici de bundan rahatsız olup kel lafını yasaklasa hoş olur mu? Olmaz. Ne var ki canım? Kelsin demek ki. Keltoş. Yani bunda kızacak, sinirlenecek ne var? Mesela bak benim de saçım var. Saçlı. Sende yok. Kel. Mesela gibi. Desen yerlerdeydi. Toprak desen gavurların elindeydi. Bu yüzden akabinde olacak büyük bir savaş onlara ilaç gibi gelecekti. 1913 yılında İttihat ve Terakki yönetimi 3 paşalar adında bir ittifakla iktidarı kendi içinde tekrar ele geçirdi. Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa adındaki bu paşalar Osmanlı'nın güçlü isimleriydi. Bu sırada dünya yeni bir savaşın eşiğine gelmek üzereydi. Zira Almanya ve İngiltere kendi egolarını tatmin etmek istiyorlardı. Yani 1913 dünyası iki kutuplu bir dünyaydı. İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı Almanya ve Avusturya'nın olduğu bir dünya. 3 paşa bu dönemlerde bir ittifak arayışındaydı. Özellikle Cemal Paşa Fransız ekolünü bildiği için Fransa ve İngiltere'nin yanında yer almak istiyordu. Fakat Enver Paşa da tam bir Alman hayranıydı. Nitekim 2. Abdülhamit döneminde Almanlar ve Türkler arasındaki yakınlık iki kültürün birbirleriyle tanışmasına sebep olmuştu. Bu yüzden Enver Paşa dünyanın en büyük kara ordusu olan Alman ordusunun disiplin yapısına hayran kalmıştı. Zaten İngilizler ve Fransızlar da çok affedersiniz ama sitleri çektiği için Osmanlı Alman saflarına geçti ve böylece Osmanlı İmparatorluğu... Ya bu ama sadece özellikle o dönemki İttihatçı paşalara falan ya da o dönem... görev alan komutanlara direkt olarak hani Alman hayranıydı demek bana pek fazla doğru gelmiyor. Şimdi daha aralarında hayran olanlar yok mu? Kesinlikle var ama Almanya'nın o dönemki özellikle kara ordusu da pek hayran, yani bir asker olarak pek hayran olunmayacak gibi de değil. Onu da söylemek lazım. Bir bu. İkincisi, Osmanlı'nın aslında o dönemde çok fazla da bir şansı kalmıyor. Hani bir nevi aslında işte Almanya'nın anaya itiliyoruz da diyebiliriz aslında. Evet, bence tabii ki. Paris sahnesine kazındı. Sıkışıyor. İddiaçıların yani 10 yıllık serüveninde ülkeyi yıkıma götürmüştü. Bu durum Jön Türkler veya Yeni Osmanlıların tarihe hain olarak geçmesine sebep olsa da aynı jenerasyon bugünkü cumhuriyeti kurmuştu. Bu yüzden hayatında bir baltaya sap olamamış bireylerin hayatları savaşta geçen ve gencecik yaşlarda ölen bu jenerasyonlara laf söylemesi adil olmadığı gibi oldukça aptalca bir durumdur. Demiş Yusuf böyle kısa güzel tatlı da bir video yapmış, ağzına emeğini sağlık. Çerezlik yedik bitti. Sadece o da değil, ilkokul ağzıyla anlatıyor. Basitleştirerek anlatması bence güzel. Çünkü Yusuf bir tarih dersi vermiyor burada yani. İnsanlara en eğlenceli, en basit gelebilecek bir şekilde anlatma iletişimini ben beğeniyorum açıkçası böyle kanallarda. Yani ne kadar avam anlayabilirse, bilgilenebilirse, ne kadar insana ulaşılabilirse o kadar iyi bence diye düşünüyorum ben.